Bunları çok kullanıyorum. Başlarında makinesiniz. Bu çarşı ben açıyorum. Tam karşıdaki. Evet. Evet. Şeyler, kardeşler. Bilelim. Evet. Hadi bakalım. Yok. Gel, buyurun. Sen de tarz. Ben bunu daha modernize etmiş şeklim. Yani hatta ismini benim için de yani kolay diyebileceğim pek çalışma yok. Ama güzel. Ama bir en zor hangisi? Valla şu şeyler... Kopya olarak geçiriyorsunuz da mı tasarım? Çiziliyor. Çiziliyor. Şöyle, şöyle bildiğiniz oymayın, kesmeyin. Anladım. Çıktı olarak alıyorsunuz. Tabii. Yani ekstra tabii, hani kendi tasarımınızı... Kendi tasarımınızı... Tabii tabii. Yaptığım bir şey. Bir de gözlerdeki gizleri daha da böyle. Tabii. Şimdi bakın bu... Konuşuyor mu? Bir şey olur mu? Hatatoğlu kardeşlerin 3 numarasıyım. Kendim ziraat yüksek mühendisiyim. Osmanlı'nın kati dediği, dünyada paper cut diye anılan kağıt kesme sanatıyla ilgilendim. Buradaki çalışmalarım daha çok kağıt kesme sanatıyla ilgili olanlar. Yani sanatsal faaliyet anlamında elbette. İlk defa kardeşler olarak bir araya gelmiş olduk. Üç kardeşin çalışması ilk defa sunulmuş oldu. Hemen poşet çekelim, patlaşalım. Hemen çıkalım, hemen. Tamam, orayı çalışalım. Ben resim konusunda, abim maket konusunda, İbrahim kardeşim kağıt kesme konusunda bir sergi açalım dedik. Üç el, üç marifet sergisini açtık. Doğan abimin bir üç kardeş beraber sergi yapma fikrini söylediği zaman olabilir dedik, olsun dedik. Ben de yaptığım resimler bayağı bir sergiye yetecek kadar oluştuktan sonra bu işe soyunduk, geldik. İşte Doğan abim bu sanat ortamında güzel, buraya ben sanat galerisi diyorum. Sanatçıları burada buluşturuyor, çok güzel bir yer. Sonra Özlem'le okulda tekrar karşılaştık. Öykünün İzmir'de oldum. Geçen Pınar'la konuşmuştuk. Dedi ki Öykü de İzmir. Sizle beraber de bir fotoğraf koyalım. Sadi ben ya. Hemen. Koyacağız. Sen başa yapalım. Ben şeyden tartım edeyim. Şey, yani birkaç tane var. Sen de... Ben de ikram edeyim. Ama burası da benim sanat atölyem. Doğan Hattatoğlu Sanat Atölyesi. Kardeşlerim de böyle çalışmalar olunca bir fikir oluştu. Birlikte bir sergi yapalım. Onlara dedim ki ya benim çalışmam aslında burada yok. Onları taşıyamıyoruz da ama birkaç tane çalışmam var. Abi olsun, önemli değil. Mühim olan atölyede olması dediler ve tamam dedik. Getirdiler çalışmalarını buraya. Burada sergiledik. Tabii çok büyük mutluluk verici bir olay. Yani üç kardeşin sanat olarak çalışması. Bir de bütün özelliğimiz şurada. Biz ticaretli işimiz yok. Yaptığımız eserleri ne satıyoruz ne sipariş alıyoruz. Üçümüz de aynı. Ve sigara kahve parasıyla yaptığımız çalışmalar. Bu da parantez olarak açmak lazım. Tamam. Şu.